dileklerimizi iletiyoruz size. Evet, sağ olun. İlk olarak söylemek istediğiniz şeyleri al. Ben de sizin aracılığınızla Acıpyam özellikle çevresindeki evleri hasar görmüş tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben jeoloji mühendisiyim, Acıpyamlıyım kendim ve bürom da Acıpyam'da. Burada su arama, kuyu ruhsatı, zemin etüdü, imar esas çalışmaları yapıyorum. Genel itibariyle jeoloji faaliyetler yürütüyorum burada. Tabii 20 Mart'ta Acıpyam'ın 7 kilometre doğusunda merkez üstü Yeniköy olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabii o günden bugüne kadar da 2000'e yakın artçı sarsıntısı oldu bunun. Burada bayağı halk tedirgin oldu diyelim. Biraz daha hemen alelacele bir şekilde belediye, UMKE, AFAD, Kızılay ve bölgedeki diğer yardım kuruluşları acil bir şekilde burada kriz masası kurdu. Buradan yönetildi. İki tane çadır kent kuruldu hemen. Tabii ovada biraz daha durum farklıydı. Ayrı ayrı bölgelere, özellikle köydeki yaşayan halka kendi evlerine yakın çadırlar kuruldu. Çünkü hasar gören evlerin yanlarında ahırlar da vardı. Şükür ki bir can kaybı yok. Ama güvenlik, yeme içme gibisinin bu konularda biraz daha yayıldığı için biraz daha sıkıntılı oldu ama tabii halledildi. Bu bölgedeki, ovadaki köylerin içerisindeki yapılaşma biraz daha 90 öncesinde olduğu için kerpiç, yığma, taş, çamur dolgulu, taş duvarlar vesaire bu tarz yapılar olduğu için hasar burada biraz daha büyüktü. Tabi bunun jeolojik altyapısı da var. Biraz daha buradaki ovadaki zemin Acıpyam'a göre biraz daha gevşek olduğu için oradaki depremin etkisi Acıpyam'a göre biraz daha farklı oldu. Şükür ki Acıpyam'da bir can kaybı ya da bir gözle görülebilir bir hasar yok. Eski evler harici diyelim. Yani geçmişte Burdur depremleri harici burada jeolojik olaraktan da, sosyolojik olaraktan da tabii bir sakin bir bölgeydi. Burası Burdur, Fethiye, Fayzon'un kuzey uçlarına denk geliyor biraz daha o Fayzonlarının. Biraz da Ege bölgesi aşınma sistemlerinin arasında kalan bir bölge. Tabii genel olarak bir Acıpyam'da da bir açılma zonu var. Bu açılma neticesinde ovanın ortasında bir çökme meydana geliyor. Sürekli bu ötelenen hareket esnasında da ovanın ortasındaki o parçalarda da kırıklar meydana geliyor. Ortadan ikiye ayrılıyor diyebiliriz bunu. Yani Yeniköy ile Acıpyam birbirinden günden güne ayrılıyor diyebiliriz. Ova kendisi de ayrılıyor. Bu ayrılan zonun ortasında da bir Dalaman Çayı var. Dalaman Çayı kendi sürüklediği gevşek taş, toprak vesaire oradaki diri fayı kapatıyor zaten. Bizim o diri fayı tam nihayetinde göremememizin sebebi hem bu kadar uzun süre sonra bir deprem olması hem de net bir şekilde görülmeyen bir fay. Ama şu an haritalarımızda kırmızı bir çizgiyle net bir şekilde kalın bir çizgiyle attığımız bir fayımız var. Tabii ben deprem olduğu sırada Acıpyam'daydım. Gönlümüz demek istiyor ki 8 şiddetinde bir depremdi. Bayağı sarsıldık. Tabii farklı sismograflar tarafından farklı rakamlar okunabiliyor. 5.5, 5.7. Avrupa ve Amerika'daki rakamlar biraz daha yüksek. Tabii sonradan bir revize edildi. Bu sismograflar salınım hareketini artık rakamlıyor. Bu voltiyi ölçüyor. Rakamlar o sismografların hassasiyetine bağlı olarak değişiyor ama şiddet bu bölgedeki halkın artık o kütlesel hareketin buradaki hareketine bağlı olarak değişiyor. Yani bir ileri geri hareketiyle bir yukarı aşağı hareketi ya da bir burkulma hareketi buradaki şiddetini değiştirebiliyor. Hele ki gevşek zemin, yeryüzüne yakın su seviyesi ve yapılaşmadaki bu hatalar şiddetini değiştirebiliyor. Yani Bedirbek, Yeniköy ve Ucara hattı
bir ovanın ortasında bir sınır hattı fayın ortadan ikiye böldüğü ve o bölünen hattın üzerinde olan köyler. Yeniköy zemin itibariyle biraz daha sert. Oradaki kayaç yapısından kaynaklı zemini biraz daha sert. Yeniköy'deki binalar da tek katlı. Ucarı aslında bu hattan biraz daha uzak. Ama su seviyesi orada biraz daha yukarıda. Hatta orada bir göl var. Bataklıkta önceden çevre planlaması dahilinde bir parka çevrildi. Tabii o su seviyesinin yüksek olması buradaki depremin büyütme etkisinde yardımcı oldu diyelim. Yani bu su hattı oradaki gölet ve yeryüzüne yakın su seviyesi depremin şiddetinin orada biraz daha farklı olmasına sebep oldu yani. İşte zaten rakamlardaki ve hissedilen şiddetteki farkın ana sebebi de bu zeminin ve su seviyesinin oradaki etkisi diyebiliriz yani biraz da. Öncelikle biz bu ana şoktan sonraki olan artçıları tek bir bütün olarak düşünüyoruz. Bir mekanizma vardı, harekete geçti, bir çökme olayı vardı, oturma olayı esnasında 5.7'den sonra 2000 tane artçı deprem oldu. Tabi bu artçıların arasında da nihayetinde normal olarak bir 5 şiddetinde bir artçı da olması normal. 4.5'ları da gördük. Biz bunları artçıların arasında olarak hani değerlendiriyoruz. Bu hareketin devamı olarak yani farklı farklı depremlerdi gibisinden bir durum bizi burada düşünmüyoruz. Yani tekil olduğunu düşünmüyorsunuz yani? Tabi tekil olduğunu düşünmüyoruz. Farklı büyüklükte olabilir. Ama ilk ana şoktan biraz daha düşüktü diyelim. Onu da artçılar arasında ekleyebiliriz. Tabi altta yatan çok anormal bir durum yoksa eğer oradaki normal bir depremdi. Ve o da biraz yüksek bir artçıydı diyebilirim. Evet yani halkımız da bizi bu konuda biraz sıkıştırdı, bir beklenti içerisindeydi. Sürekli bir açıklama yapma eğilimindeydi. Devam eden artçıların hangi şiddette ve ne zaman olacağını biz tam öngöremediğimiz için bu tür bir açıklamayı doğru bulmadık. Ama deprem oldu. Artçıları yavaş yavaş azaldı. Gene normal rutininde bir deprem diyebiliriz yani. Ama farklı bir şey, ekstra bir şey beklemiyoruz yani. Halihazırda tabii çalışmalar devam ediyor. Gerek jeoloji mühendisleri olarak buradaki raporlama çalışmaları devam ediyor. Önceki raporlar, açıklanan raporlar önceki akademik çalışmalar içerisindeydi. Kısa bir süreli hemen depremin olduğu zamanlarda burada bir çalışmalar yapıldı. Halihazırda hala devam eden çalışmalar var. Çünkü depremin olduğu bölge biraz geniş bir bölge. Ve nihayetinde bu kadar kısa sürede bu çalışmalar bitmez. Yerin 15-20 kilometre altında olan bir hareketlilik üzerindeki etkisi farklı. Daha derin teferruatlı çalışmalar yapılması lazım. Şu an için çalışmalar devam ediyor diyebilirim. Tabii seçim sürecinde olduğu için bu deprem gereken yankıyı bulmamış olabilir ama bir şekilde yerel yönetim, genel merkez bu konuda ilgili diyebilirim yani.